Sizden de çok sevdiği bir şarkıyla hitap etmek istedim. Atma beni yabana dedik. Çünkü bu sezon Mavi Karadeniz ekranlarında başladığımız Deniz Karası programında ilk defa okudum.
isteniyor. Ben de mahrum bırakmak istemedim. Onun için okudum, atma beni yabana dedik ve bir hafta aradan sonra tekrar güzel bir pazar gününden, baharın böyle işaretlerini gördüğümüz bir pazar gününden hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Huzurlarınızda olmanın mutluluğunu, gururunu taşıyorum. Şükürler olsun, kavuşturana diyorum. Gene güzel iki tane konuğum var. Güzel program olacak Allah'ın izniyle. Ve sizler de bize iştirak edin. Nasıl? MKD yazın, boşluk bırakın ve 39-29'a gönderin. Buradan mesajlarınızı görelim. Alttan da geçecek zaten. İstediğiniz bir şey varsa konuklarımdan veya benden halledeceğiz. Ben sözü fazla uzatmadan sevgili sanatçı dostum var. Yıllardır tanıyorsunuz. Kendi programlarında da tanıyorsunuz. Kendi tabiriyle kalorifer kazanı gibi ciğer var bende der o. Nafi Öner geliyor efendim. Benden yataklar
doktorlar verem dedi. Verdi benden yataklar, verdi benden yataklar. Gözümü sende açtım, aşkın bahtımı yaktın. Gözümü sende açtım, aşkın bahtımı yaktın. Ölümsüz aşkımızı topraklara mı kattın? Topraklara mı kattın? Topraklara mı kattın? Ölümsüz aşkımızı topraklara mı kattın? Topraklara mı kattın? Topraklara mı kattın? Neredesin bilmiyorum ki. Bilsem de gelebilsem. Aşk bir ateş değildir ki suyla söndürebilsem. Gülüm, bu dünya ne sana kalır ne de bana. Çünkü kalmadı Sultan Süleyman. Sultan Süleyman. Sevgili abi, hoş geldin, sefalar getirdin. Ya zaten bir duygusalım ben bugün. Ağlamayı yarar ayarım, perişan ettin beni ya. Şimdi bizler, ben Toruğ'un dibinde, sakız ağacının dibinde büyüdüm. Zifle büyüdüm, tetti türkülerle büyüdüm. Onun için onları okumaktan haz alıyorum. Kurban olurum, çok teşekkür ederim. Ne abicim, güzel sohbetimiz oldu. Hoş geldin, sefalar getirdin. Evet, şimdi hemen ikinci konuğumu huzurlarınıza almak istiyorum hiç bekletmeden. Şunu söylemek istiyorum ki bugün de gene bir sanatçı büyüğümüz Metin Serezli hakkın rahmetine kavuştu. Her hafta başka haberlerle geliyoruz, böyle kötü haberlerle. Hiçbir millet yoktur ki bizim millet gibi ölüsünü dirisinden daha fazla, ayakta tutan daha fazla değer veren. Yani sağlığında değer verilmesi gereken bir sanatçı dostumu burada çağırmak istiyorum. Onun için ben bu konuya girdim. Sağlığında kıymet bilelim. Öldükten sonra nasıl olduysa gitti işte ağlayıp zırlayıp veyahut onu bir yere koymanın bir alemi yok. Laf uzatmıyorum. Mehmet Akyıldız geliyor. Çatı altında iki yabancı, bir an önce gitti bitsin bu acı. Sen yoluna ben yoluma Allah'u selamet de başım. Sen yoluna ben yoluma Allah'u selamet de başım. Ayrıl benden, ayrıl benden. Al neyin varsa ayrıl benden. Sevmiyorum seni biliyorsun. Ömrümü heba ediyorsun. Ben kaderime boyun eğdim. Sen bunu boz kullanıyorsun. Sevmiyorum seni biliyorsun. Ömrümü heba ediyorsun. Ben kaderime boyun eğdim. Sen bunu boz kullanıyorsun. Sen bunu boz kullanıyorsun. Thank you.
ayrı, yolumuz ayrı. Hayırlısı böyle, gidelim gayrı. Sen yoluna, ben yoluma, Allah'ın selameti de başına. Sen yoluna, ben yoluma, Allah'ın selameti de başına. Ayrıl benden, ayrıl benden. Al neyin varsa ayrıl benden. Sevmiyorum seni biliyorsun. Ömrümü heba ediyorsun. Ben kaderime boyun eğdim. Sen bunu boz kullanıyorsun. Sevmiyorum seni biliyorsun. Ömrümü heba ediyorsun. Ben kaderime boyun eğdim. Sen bunu boz kullanıyorsun. Sen bunu boz kullanıyorsun. Ayrıl benden. Merhaba. Saygılar, aburda, saygılar. Aburda, hoş geldin, sefa geldin. Çok teşekkür ediyorum. Azıcık bir dakika dur burada. Şimdi millet şey yapar, şarkı yapar. Büyük bir ihtimalle senin midir bu? Söz müzik benim. Ha, der ki işte gel bağa. Seviyorum öyle. Evet, sen de ayrıl benden. Ferhat'ım nasılsın, iyi misin? İyi var, Allah razı olsun. Seni gördüm daha iyi. Programı çok güzel. Ben bir kasaptan beri incelemedim. Bir çarptı herhalde. Televizyonumuz bir başka çekimlerde oldu falan, öyle bir haber vermiş oldum ama abi, yani bu arada misin? Özlendiğini söyleyeyim. Vallahi bir de bir şey daha eklemek istiyorum. Dekorun çok güzel, oradan girdiğimde dikkatimi çekti. Televizyonun dekoru sağ olsun. Evet, Fuat Kuş Beyefendi'ye çok teşekkür ederiz buradan. Görüyor. Gerçekten ben de çok teşekkür, başarılar daim evet. olsun. Çünkü farklı şeyler yapıyor ve göze de batmaya başladı, yani güzel şeyler evet. oluyor. Yani bilmiyorum abi, bana iyi geldi. Şimdi, Nafim nasılsın hayatım? Şimdi geldi aklıma şey, yüzü rahmet Yusuf amca, Yusuf Akgül. Hiç sorma ya. Vallahi. Babam tanıyor değil mi? Sen ne diyorsun? Allah rahmet etsin ya. Vallahi ya, biz büyüklerin... Şimdi biz Ferhat'la tabii çok şeylerimiz var Nafi. Nafi'nin az önce okuduğu çocuğu çok güzeldi ya. İnan bana bak, hani söylemeden geçemeyeceğim. Abi şurada biradere dedim ki ya bak dedim bu adam. Şuraya bak dedim arkadaşlar, bir şey bulamıyorum. Hani bu adam yani nasıl bir pozisyondur, nedir? Ya biz bir nusra mı yaptıralım, ne yapalım? Bir okunalım yani, bir şey edelim yani. He? Abi sıkıntı çok. Abi Türkçe'ye baksana abi ya. Yani ahenk, müzik, ya. Söz, ahenk, yorum ve şey, otantiklik. Ben şey diyorum Mehmet abi, belki hakkımızda böylesi hayırlıydı yani. Ya Allah-u Teala ne ederse iyi eyler. Yani başka bir şey tabii, başımızın üstünde evet yani biz. Yani Allah-u Teala olanlar var bugün. Metin Serezli de öldü bugün biliyorsun. He? Azrail hep sanatçılarda dolaşıyor. Müslüm Baba evet. Metin Serezli de bugün öldü. Metin Serezli. Hadi ya. Evet. O da bugün Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Gene benim köyde de bu ara çok kayıplarımız oldu. Abimin hanımı, büyük abimin hanımı rahmetli oldu geçtiğimiz günlerde. Başın sağ olsun. Ondan önce de benim amcamın kızının beyi, benim çok sevdiğim, ya dünya tatlısıydı Yılmaz abim, gerçekten ya. Melek. Bazı insanları insan kardeşinden çok sever biliyorsun. Allah rahmet eylesin. Kimseyi arayıp da söyleyeyim, arayacağım mecbur yani, çok üzüldüm. Genç doğru öyle insanlar, Allah rahmet eylesin yani. Doğru. Allah bizim de öyle abilerimiz kalanlara da Allah uzun ömür versin. Herkesin vardır. Efendim 39-29'a mesajlarınızı gönderin. Ha. Bakın oradan geçiyor. Ben takip ediyorum. İsim olarak şey ve şu anda Ankara'da beni çok seven bir hanımefendi var. Rahatsız. Bu aralar hasta. Meryem Ertaş Hanım'a çok çok selamlarımı gönderiyorum. Allah şifasını versin. Çok da öpüyorum. Kusura bakma, uzaktayız. Yakında olsa mutlaka ziyaretine de gitmek isterim ama Meryem Hanım'a şifalar diliyorum acilen. Bulgaristan'a selamlar Zeki Hanım'a ve benim aile büyüğüm var Keleş amcam. Keleş sağ olan, Feride yengeme de selamlar olsun. Naficiğim senden benim ricam olacak. Nasıl bilmiyorum, senin kendi programını bozmayayım ne düşünüyorsun da. Şimdi otantizm abi çok güzel gidiyor biliyor musun? Yani güzel bir yol havası sen, çünkü çok güzel söylüyorsun. Aynen öyle. Şu anda ekranları başında var ya, bu yol havasını beklerler Rafi bak. Ondan sonra ben ayrılarım onu, sen rahatına bak. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra da bir yol havasının arkasından da bir kaptıralım onu, bir hareketli bir şeyler yapalım. Değil mi Mehmet abi? Hem sıkmayalım çünkü o şekilde izliyor insanlar. Ne yapayım, zaten sahneleri yabancı değil mi? Ayarlayalım estağfurullah. Program güvendim, inandığım için. Burada onun herkes şu anda değil, gerçekten. Abi. İnanmadığım bir insanı zaten hiç şey yapmadım. Allah razı olsun, abi de dönem dönem konu kaldı benim.
O zaman şöyle bir yerliğe doğru gidelim. Kısa demedim mi? Alma havu geliyi. İnsan onu alın mı?
yaşı kurdu yerli. Yıldan kendin yıkanı. Evet, Nabi'nin bu güzel cümleleri hareketle devam etsen reklamlarını sanırım. Merhaba sevgili izleyenler, Mavi Karadeniz ekranlarında mükemmel, müthiş bir kampanyayla sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde bir indirim yapmayacağız. Bu bölümde herhangi bir satış yapmayacağız. Bu bölümde sizlere bedava ürün göndereceğiz. Neden bedava gönderiyoruz? Ne işe yarıyor? Hemen anlatacağım. Akaryakıt veya evimizde kullandığımız tüp veya evimizde kullandığımız doğalgaz, yani kombilerle başınız dertte mi? Çok fazla fatura ödüyorum. Aylık doğalgaz faturamdan bıktım. Çok fazla tüpüm dayanmıyor, bir ayı geçmiyor diyorsanız, arabam çok fazla benzin yakıyor veya motorin yakıyor veya LPG yakıyor diyorsanız, lütfen bizi iyi dinleyin. Çünkü evinizdeki kombiden, evinizdeki tüpünüzden kullandığınız aracınıza kadar %20'ye varan yakıt indirimi, yakıt tasarrufu yaptıracak olan bu mükemmel cihazı sizlere bugün bedava göndereceğiz. Ama 3 dakikada hattı düşürebilirseniz bedava olacak. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde 150 dolara, yani Türk parası karşılığı 270-280 değil mi sevgili yönetmenim? Aşağı yukarı 270-280 liraya satılan, ülkemizde 95 liraya kampanyası yapılan yakıt tasarruf cihazımızı şimdi sizlere ücretsiz, yani bedava göndereceğiz. Ne işe yarıyor bu? Nasıl tasarruf yaptırıyor? Onları anlatacağım. Veya nasıl kullanmamız gerekecek? Onları anlatacağım. Arabamızın yakıt deposundan motoruna giden hortuma tek yapmanız gereken, bakın bu kısmını hemen göstermek istiyorum. İçerisinde o borunun geçeceği kadar bir boşluk görüyorsunuz. Zaten burası manyetik alandır. Kapatıyorsunuz. Boru içeriden geçirdikten sonra klips yardımıyla, zaten klipsler de içerisinde, iki tarafından tutturmanız yeterli olacak sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi. Ve aracınızda %20'ye varan indirim. Evinizde tüpünüzün hortumu yine aynı şekilde. Doğalgazınızı aynı şekilde tutturarak %15 ile %20 arasında tasarruf sağlıyorsunuz. Örneğin evinizde kullandığınız, yemek yaptığınız tüpünüz ne kadar dayanıyor? Bir ay mı? Artık 40 gün dayanacak. Yani bir ay 10 gün dayanacak. 10 gün daha fazla dayanacak. Örneğin evinizdeki kombiniz ne kadar fatura geliyor? 350-300 veya 300 diyelim. 300 lira fatura geliyor. Bir dahaki ay iddia ediyorum 250 lira gelecek. Arabanız bir depo benzinle kaç kilometre yakıyor? Kaç kilometre gidiyor? Örneğin 800 kilometre. Eğer aracınız bu cihaz olmadan 800 kilometre gidiyorsa, bu cihaz sayesinde 1000 kilometre gidecek. Yani 200 kilometre fazla yapacaksınız. Şu anda Amerika'da satış rekorları kıran, Amerika'da satış fiyatı 150 dolar olan, Türkiye'de 95 liraya kampanya yapılan bu cihazı ben size bedava gönderiyorum. Şu dakika itibariyle kampanyamıza başladı. 0212 alan koduyla 955-09-65 numaralı telefonu hemen arayabilirsiniz. Tekrar ediyorum telefon numarasını. 0212 alan koduyla 955-09-65. Şu anda numaralar ekran altında gözüküyor. Çağrı bile bırakmanız yeterli. Sizi en geç yarın arayacağız. En geç yarın arayacağız. 0212-955-09-65 ekranın altındaki numaraya bir çağrı bile bırakmanız yeterli olacak sevgili izleyenler. Tekrar söylüyorum. Mutlaka güncelik hayatımızda kullanmamız gereken bir cihaz. Arabanız olmayabilir. O zaman evinizde kombi kullanıyorsunuzdur veya doğalgazınız vardır. Doğalgaz veya kombiniz yoksa yemek yapmak için bile tüp kullanmıyor musunuz? Kullanıyorsunuz. Demek ki olmazsa olmaz ihtiyaç. Ve bu arada bir kişinin en fazla 2 adet alması lazım. Yani en fazla 2 adet alabiliyor daha doğrusu. Neden? Çünkü ben hattı düşürdüm kardeşim. Bir kamyon istiyorum. Maalesef. En fazla 2 adet alabiliyorsunuz. Yönetmenim de 3 diyor ama hayır, 2'den fazla alamazsınız. Çünkü az sayıda stok var ve yeterli oranda daha çok izleyicimize bu kampanyayı ulaştıralım diye bu stokları sizler için ayırdık. Şu anda
Amerika Birleşik Devletleri'nde 300 liraya yakın fiyata satılan bu cihazı tanıtım amacıyla bedava gönderiyorum. Eşinize, dostunuza kullandıktan sonra tavsiye edebilirsiniz. Bakın, bizim amacımız bu. Alın, kullanın, memnun kalırsanız eşinize, dostunuza tavsiye edin ki onlar bizden paradan alacaklar. Ama siz şimdi bu cihazı ücretsiz alacaksınız. %15 ile %20 arasında müthiş bir tasarruf yaptıran inanılmaz bir cihaz bu. Evinizdeki tüpten tutun, kombiye kadar, arabanızdan tutun da yakıt anlamındaki kullandığınız her şeyde %15 ile %20 arasında tasarruf yaptırıyor. Özellikle benzinli araçlarda %20, dizel araçlarda %18, LPG'li araçlarda %16 gibi müthiş bir tasarruf sağlayan bu cihazımız evinizdeki kombi ve tüpte de %15 civarında tasarruf sağlıyor. Ve dediğim gibi 300 liraya satılan, ülkemizde 95 liraya kampanyası yapılan bu cihaz şu anda bir dakika içerisinde arayan veya çağrı atan herkese bedava. 0212 alan koduyla 955-0965 telefon numaramız, tekrar ediyorum. 0212 alan koduyla 955-0965 bir çağrı atmanız bile yeterli diyorum. Bedava göndereceğiz bu cihazı sizlere. Saygılar sunuyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle. Karadeniz ekranlarında tam 7 yıl. Ekranların sevilen yüzü Abdurrahman Uzun 7. yılında hemşerileriyle bir araya geliyor. Zeynep Başkan, Apulas Lermi, Cengiz Kurtoğlu, İsmail Türüt ve birçok sanatçının sahne alacağı Ekranda 7 Yıl programı 27 Mart Çarşamba akşamı saat 20.30'da Çavuşbaşı kastında. Mavi Karadeniz TV'den canlı olarak yayınlanacak programla ilgili bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için 0216 334 64 38 0537 443 95 35. Sevilmeye benim de hakkım yok mu?
acaba sevgililer ol, sevgilisi daha çok mu? Acaba sevgililer ol, sevgilisi daha çok mu? Yollarımız ayrıldı, kavuşmamız imkansız. Yollarımız ayrıldı, kavuşmamız imkansız. Şu yaralı gönlümden sildim seni vicdansız. Şu yaralı gönlümden sildim seni vicdansız. Bile yavrusunu hem büyütür hem bakar. Cehennem ateşleri sen gibileri yakar. Cehennem ateşleri sen gibileri yakar. Yollarımız ayrıldı, kavuşmamız imkansız. Yollarımız ayrıldı, kavuşmamız imkansız. Şu yaralı gönlümden sildim seni vicdansız. Şu yaralı gönlümden sildim seni vicdansız. Bravo, sağ olun. Evet, kısa bir reklam arasından sonra deniz karası. Kalplerden siliniyor tabii. Tümüzüyle devam ediyor. Oluşuyla birlikte o silinme oluyor. Güzel bir düşünce. Bırak bunu da duyuyor sen, biz de sildim. Bazen silinmiyor Mehmet abi be. Ne kadar silersen sil, altından mutlaka bir pas kalıyor. Hadi ya. Çok derin yaralar acanlar da var ya. Evet, senin bir yaran var. Ya. Mehmet abi, ulan ne mutlu size Allah aşkına ya. Ben de abi, ben ne oldu bilmiyorum. Taş mı oldu? Hiçbir şey yok yani. Ya illa bu aşla ilgili değildir ki abi. Bunu da abi Yaşar Karagül'le yazdı da söyledim bunu yani. Ben de öyle. Şey, yok, abi bu bir hadiradır. Mesela ben şimdi İstanbul'da desene bana ki Nafik, İstanbul'un en modern yerinde lüks daireleri senin olacak. Bir de Mulaga'da sakız ağaçlarının dibinde olacaksın deseler orayı tercih ederim. Yani o bir anıdır, yürekten silinmez. Hayır, aşktan bahsediyorum. Ne yapayım? O da bir aşktır abi. Değiştirmeyin. O da bir aşktır. Karşı çıkış aşktan bahsediyorum ben. O ki, oğlum abi o yaklaşık. Ben çok şanslıyım bu konuda ya. Program senin, ben sonra bir şey soracağım. Buyur. Aşka inanıyor musun? Aşk var abi, büyük de bir hastalıktır o. Ben inanmıyorum. Niye? Ben inanmıyorum. Yani. Bu şey gibi bir şeydir Mehmet abi, büyü gibi bir şeydir. Vardır ama yasaktır. Nedir biliyor musun abi? Yasaklanmıştır. Abi gizli düşmandır. Aşk dediğin şey gizli düşmandır. Kardeş bak. Yataklara düşmüyor mu insan? Yemeden içmeden kesilmiyor mu? Kesiliyorsun. Aklın fikrin de burada olmuyor mu? Hasta oluyor. Abi. Grip olmak gibi bir şey bu. Nafi dedi ya. Düşmandır. Sonra da geçiyor, iyileşiyorsun ya. Mesela eski bir türkü var. Aşk bir rızdır abi. Aşk bir rız. Nasıl bir şey? Nasıl yazmış adam? Tabii canım, niye var demiş aşk bir izahattır? Resmen bir şey, aşk bir düşmandır. Yani niye? Aşık olduğun zaman abi her şeyi çekiyorsun ya. Tabii canım. Ya yemek yiyemezsin, içme yemek yiyemezsin, suyu içemezsin. Açıldı. Açıldı. Ama elinde değil ki. Yani elinde de değil yani. Elinde ama değil. İşte onu karşı çıkman lazım karşına. Çıkmıyor işte, benim çıkmıyor. İstiyorum. İnsanlar aşık arasında yani aşk, tamam ben sordum sen... Aşka inanırım dedim. Ben de inanırım abi. Hayır, ben de inanmayanlardanım. Niye? Aşka inanmayanım. Aşk şu. Yani mesela ben sana çok küçük bir örnek vereceğim. Ben çok
gençleri yakalamışım böyle işte, gazetede görmüşüm, haberlerde görmüşüm. Birbirlerini çılgın gibi seven iki genç kaçıyorlar, evleniyorlar, 6 ay sonra boşanıyorlar. Öldürüyor onu ya, bırak. Niye biliyor musun? Aşk, hani aşk ki? 6 ay sonra niye bitti? Dedim sana, iyileşiyor. Bir anlamda bitiyor, yavaş yavaş bitiyor. Hastalıktan iyileşiyorsun da. Abi. Bitti. Çünkü orada bir cisim derdi başlıyor mu? Tabii canım. Yavaş yavaş o, çünkü senin olan, ulaştığın aşk değildir. Ulaşamadığın aşk. Ulaşamadığın aşktır. Yani neye ulaşamıyorsan aşk, o aşktır. Ben şimdi şurada bir atıyorum bir hanımefendi, çok çok da yani bir günde tavlayamasam 10 günde tavlarım. Mehmet, ya o da sıkıntı yok. Ama ulaşıyorum ona bak. Ulaştığım zaman aşk bitiyor. Ben doğru aşkı, mu? Ben aşkı bulalı. Bırak da, bırak da aşkım. Bir şey söyleyeyim de. Ben 10 sene oldu aşkı bulalı. Hakikaten aşk. 10 sene oldu o aşkı bulalı. Dünyaya da bakış açım değişti. Kızın mı oldu? Ne biliyor musun o aşk abi? Benim inancım çok zayıftı. Ne diyorsun abi? Tabii. Benim inancım çok zayıftı Mehmet abi. Ben açık söylüyorum. Yani inancı bitirmek üzereydim. Ve Allah'ın bana nasip etti aşkı. Ben 10 sene oldu bulalı. Nafi, devam edelim abone. O zaman o aşk üstüne. Yoksa efendim sevdim onu, sevdi beni, aşık oldum. Onlar Fuzuli. O aşkın üstüne. He, daha burada işimiz doldu. Yani şimdi onu anlatan bir Türkçü geliyor. Az, hadi bakalım. Az gelene kadar, az duruyor. Bir dakika şimdi. Benim ayrı abim var. Benim bir büyüğüm. Sen tanıyorsun onu memleketten. Çok o zaman ilgilenmiş. Çok iyi. Çok iyi. Şu anda Düzce'de bizi seyrediyor. Ayrı abim, ayrı sağlam. Ve yanında kim varsa selamlar olsun. Selam olsun. Zeki Kaya. Zeki Kaya'ya tanırsın. Selam olsun. Onun katilci dünya yüzünde sevdiğim büyük tür şeydir, türgüdür. Tanımaz selamlar var size. Tabii Bakiye selam. Genç. Bakiye çok selam olsun selamlar. Zeki kardeşime. Onlar için söyleyeceksin bunları. Ve benim bir tane kardeşim var çocukluktan beri gerçekten. Demirel Aksoy benim canım kardeşimdir. Allah uzun ömürler versin sana canım kardeşim. Dünya tatlısı, dünya iyisi bir insandır. Demirel Aksoy kardeşime ve orada kim varsa yanında onlar için söyleyelim. Selamlarımız olacak. O zaman ben şöyle diyeyim ya. Bu Türkçeyi benim dayımın oğlu yazdı, Dursun Akyıldız. Tamam. Müzik benim, söz onun. Dursun Akyıldız'a da buradan ailesine de selamlar olsun. Madem öyle dedin, akşam ben fuardaydım şeyde, İzmit'te. Oranın sahibi Ali Çevik var, orada beraberdik. Ve orada tanıştığım arkadaşlarım oldu, güzel insanlar. Hendek'te oturuyorlar. Tahsin İbrahim Baş ve Yılmaz İbrahim Baş'a da bu Türkçülerimi, Fevzi Bey'e de, bu Türkçülerimi bütün oradaki dostlara gitsin. Hani bizi şimdi izliyorlardır. Tamam. Evet. Onun için armağan edelim. Haydi bakalım. O dediğin aşkın üzerine. Haydi bakalım hocam. Gitmiyor insanın derdi. Sanma ki şölelik sona mı erdi. Bir ağlıyor da bir gülüyor. Allah'ım krallık sana mı erdi. Dünyaya gelirken kimse seçemez. Annem bu, babam bu olsun diyemez. Zengin fakir siyah beyaz doğarız. Biz faniyiz burada kimse göremez. Biz faniyiz burada kimse göremez. Dünyaya gelirken kimse seçemez. Annem bu, babam bu olsun diyemez. Zengin fakir siyah beyaz doğarız. Biz faniyiz burada kimse göremez. Biz faniyiz burada kimse göremez.
bir gün dünya durulur. Yaptığın yazılır, defter tutulur. Azrail kimseye kimlik sormuyor. Bu yolun sonunda hesap sorulur. Dünyaya gelirken kimse seçemez. Annem bu, babam bu olsun diyemez. Zengin fakir siyah beyaz doğarız. Biz faniyiz burada, kimse göremez. Biz faniyiz burada, kimse göremez. Dünyaya gelirken kimse seçemez. Annem bu, babam bu olsun diyemez. Zengin fakir siyah beyaz doğarız. Biz faniyiz burada, kimse göremez. Biz faniyiz burada, kimse göremez. Fani dünya. Yani şimdi siyah beyaz diyor, hiç fark etmez, zengin fakir fark etmez. Niye? Biz diyor burada misafiriz, gelmişiz, gideceğiz. Ve orada ekliyor, Azrail da diyor kimseye kimlik sormuyor. Yani herkes eşit. Yani ben teçeremi dağdan aşırırım, çamurdan çıkartırım. Bu tip sözlere Azrail diyor ki gel kardeş bakayım. Gel de bana bir teyze biliyor musun? Yaklaş. Mehmet abi. Dedi oğlum nenen kurban olsun sağ. Söyleyiz uzağı türküleri. Bizi eldiriyorsun ama sakın yoldan çıkmam nenen olsun. Teyze bizim oralarda. Ama aynı ama. Tabii. Sakın yoldan çıkmam nenen. Nasıl yoldan dedim. Dedi oğlum gidersin uyarsın şeytana yaparsın dedi. Oğlum dedi insanı bir para bir de zalim kadın yoldan çıkardın nenen olsun sağ. Nenen olsun kardeşim bak buyur. Ha, para diye bak. Ne abi senin abi yeteneklerini biliyor musun millet? Ben ilk defa şey yaptım yani gördüm. Ben biliyorum. Taklit yeteneklerini. Ben biliyorum. Beni bir zaman koca karı gibi aldattı. İnan bana ben hiç anlamadım yani. Bana dedi ki ne gidiyor oğlum sizi izleyelim kurban olayım. Ama dedim ki buyur teyze nereden aradın? Mehmet kardeş. Efendim. Dedim ulan dinleyelim sizi kardeş abi televizyonlarda. Ondan sonra aldım telefonu. Kürt gibi konuştum. Tabii. Selamun aleyküm. Aleyküm selam dedim Mehmet abi. Dedim Vola benim telefonu almışsın. Vola konuştun dedi. Abi ben aramadım. O arada mı diyorsun? Ne yapayım? Ya var ya. Rasim, yedim yani. Şey. Rasim amcam biliyorsun da Allah rahmet eylesin babasını. Vay be. Mehmet abimle köye gittik. Annem. Bunları daha iyi, daha iyi izleniyoruz ha şimdi yani. Tabii canım ne güzel. Şeyler güzel. Yani, şimdi anladım. Mezarına da gittik. Babam rahmetli gittik. Orada ağladım zırladım tabii Mehmet abi. Hepsine hiç şey olmuştu. Misafirimiz oldu. Ben onun rahmetli babasını beraber gittik. Yusuf amcaya şeyde. Yani uzun yıllar böyle dostluklar böyle güzel şeyler. Doğru. Rasim amcamın şeylerini anlatırım Mehmet abi. Şimdi bu Rasim amcam şeyi rahmetli. Tabii bu Rasim amcanın bazı şeylerini burada anlatamıyoruz. Tabii da. Şimdi o taşları alıyor da aşağı doğru yani yarın aşağısına doğru. Şimdi Emine ablam da aşağıda amcasının kızıdır yani. Atay taşları aşağı geliyor onun yerine. Ya demiş ya Rasim Aga ya bu taşları atarsın buraya aşağı. Hep geldir diyor. Ya demiş ya koçum taş aşağı gidiyor karı gitmez. Şimdi adımlar aşağı. Emine ablam da rahatsızmış. Geçmiş olsun amca oldu. Ona da selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Ne yapacağım? Hemen ablamın peşine güzel bir türkü kaptıralım yani. O zaman benim... Benden küçük olan bir bacım vefat etti. Kalk rızından gitti. İki yavru bıraktı içeride. Ona yaptığım... Sen beni o zaman anlatacaksın da dur o zaman benim armağan etmek istediğim insanlar da var bunu. Zonguldak'ta bizi izliyor. Sevgili benim eski kuaförüm tabii kaybetti. Gitti o Zonguldak'lara. Yemin ediyorum psikolojim bozuldu yani. Kuaför. Abi kuaför önemli. Zaten yok onu da ayarlayamıyorlar. Ya, dur hadi yiyemiz biraz. De. Ahmet Tüysüz ve yanında kim varsa Zonguldak'a selamlar gönderiyorum. Bu arada Füsun Hanım bizi izliyor. Füsun Hanım. Armağan ediyorum bu güzel türküleri de sana. Selamlar olsun. İzmir'deydi galiba Füsun'un yeni döndü. Ben Özkan dedi ama ayağım kırık evde yatıyorum dedi. Özkan Bey'e de selamlarımı gönderiyorum. Onun bir üç kurşunu vardı da ama ben onu bilmiyorum. Varsa yaparız onu. Önemli değil. Başka kim vardı? Evet benim selam kelam böyle. Senin kuaför gitti mi? Gitti. Zonguldak. Abi bak.
Karına mı duyacak? Ne abi yok? Bak bak bir tane kuaför keşfettim. Umraniye'nin İssi Sokağı'nda. Bak, ya Umraniye'de de sokağı var. Yok yok. Ben çok dedim. Güzel bu kadar mı? Çok var. Ama güzel de bu başka bir şey. Sen şimdi aynaya önce bir bakıyorsun. Böyle. O İskin Sokağı'nda anlattım ya Umran İskin Sokağı'nda mavi makas. Bak mavi makas. Buna gideceksin. Beraber ben seni götüreyim. Sanatçılardan para almıyor. Allah Allah. Abi acayip bir uşak. Tabii Serkan, Serkan selam olsun. Abi sen önce aynaya bakıyorsun sonra bir daha bakıyorsun. Diyorsun ki benim bu kadar yüzüm temiz miydi ya? Bu kadar genç ya, miydim? Ne kadar para ya? Ya gençleştiriyor seni. Ya benim için yapacakları çok fazla bir şey yok da. Ya, niye sen güzel? Canım? Ya düzgün gözün oluyor da. Mehmet abi hangi bey böyle gitti sen dikiş tutturamıyorum abi ya. Tarak kırılıyor abi. O saçlarımda tarak kırılıyor. Görmüyor musun beni? Ön saçlarımda abi tarak kırılıyor. Tamam. Evet, hadi o zaman, abi. Tamam abi, ben hazırım. İşlerimiz çok güzel. Tamam. Reklamda uçak özel selam gönderebilir miyim? Buyur. Şu anda askerli madani görevini ya, yapmakta benim olan televizyonumda. Çok değerli kardeşim, sevgili Öztürk Şahinbaş şu anda Muş'ta bizi izliyor. Ona buradan selamlar olsun diyorum. Allah inşallah iyi destekler almayı nasip etsin. Yanımlara bakarım, yanımlara.
boşuna yananlara bakarım. Yananlara programımız efendim. Veya. Sevgili izleyenler, mükemmel, hatta mükemmel ötesi bir kampanyayla sizlerle birlikteyiz. Bu dakikalar çok önemli, bu dakikalar çok ilginç. Ekranlarınızın başında sakın ha sakın ayrılmayın. Çünkü şimdi anlatacağımız, şimdi tanıtacağımız ürün bedava gelecek sizlere. Evet, yanlış duymadınız. Bedava kampanyamız var ve bu bedava kampanyasında bakın öncelikle size cihazımızı tanıtacağım. Ve bu cihaz için sizlere tam 3 dakikalık süre vereceğim. Şayet 3 dakika içerisinde hattı düşürebilirseniz sadece vergi ücretini ödeyerek bu cihaza ücretsiz olarak sahip olabileceksiniz sevgili izleyenler. Elimde görmüş olduğunuz HD kalitesi, şöyle çevirmek istiyorum daha net yazıyı gösterebilmek için. Bakın HD kalitesinde TRT bandrollü şifre çözebilen 3000 kanal hafızalı 41 tane uyduya uyumlu Mini SCART uydu alıcısı. Evet, bir Sirius kanallarını şifre çözebilme özelliğine sahip olan müthiş bir cihaz. Örneğin hangi kanalların şifresini çözüyor? Hemen söyleyeyim. Ulusal kanallarda oynanan futbol karşılaşmaları, belgesel kanalları, sinema kanalları, çocuk kanalları ve yetişkin kanallar dahil olmak üzere tam 3000 kanal hafızalı ve 3000 kanal yüklü. Bu cihazımız aynı zamanda HD kalitesinde görüntü verebilen özel kumandasıyla birlikte şu anda piyasada 400 TL'ye satılan bir cihaz. Evet, yanlış duymadınız. 400 TL'ye satılan bu HD kalitesinde görüntü veren cihazımızı şimdi birazdan ben numarayı anons ettiğim andan itibaren arayan herkese, 3 kişi 5 kişi değil, 3 dakika içerisinde hattı düşürebilen herkese sadece vergisini ödemek şartıyla bedava göndereceğiz. Elimde görmüş olduğunuz cihazımızın kumandasıyla birlikte satış fiyatı normalde
400 lira. Ama siz sadece vergisini, KDV'sini ve sadece kargo parasını ödeyerek bu da toplam 69 lirayı geçmemek şartıyla, en fazla 69 lira olmak şartıyla bu cihaza bedava sahip olacaksınız. Birazdan numarayı söylüyorum ve 3 dakikalık süreniz başlıyor. Sadece 69 liralık vergisini ve kargosunu ödeyen tüm izleyicilerimize ücretsiz olarak bu cihazımızı göndereceğiz. Şaka gibi ama gerçek. Hazır mıyız? Kampanya başlıyor. Başlatıyorum kampanyayı. 0216 alan koduyla 211-01-0. Tekrar ediyorum. 0216 alan koduyla 211-01-0. Kontürünüz yoksa, dakikalarca hatta beklemek istemiyorsanız çaldırın, kapatın ve bekleyin. 0216-211-01-0. Tam 400 TL'ye satılan. Bakın bu cihaz diğerlerinden farklı. Şu anda görmüş olduğunuz cihazımız HD kalitesi de görüntü veriyor. Yani bu piyasada satılan 100 lira, 150 liralık cihazlarla bunu kesinlikle karıştırmayın. Piyasa fiyatı 400 lira ama siz sadece 69 liralık vergisini ve kargosunu ödeyerek bedava sahip oluyorsunuz. Numaramız ekranda. 0216-211-01-0. 0216-211-01-0. Kampanyada 2 dakikalık süreniz var. Bir kez daha söylüyorum. Ulusal kanallardaki futbol maçları, örneğin Real Madrid, Barcelona veya İtalya Ligi veya İngiltere Ligi, İspanya Ligi, Almanya Ligi. Bu liglerdeki futbol karşılaşmalarını sizler bu cihaz sayesinde artık izleyebileceksiniz. Hem de TRT bandrolü bu cihaz sayesinde. 3000 kanal hafızalı hızlı geçiş sistemiyle gerçekten 4 dörtlük bir cihaz ve ekranı 9'a bölerek hangi kanalda ne var görebiliyorsunuz ve seçtiğiniz kanalı izleyebiliyorsunuz. Tam 41 tane uyduya uyumlu gökyüzündeki TürkSat, Eutelsat ve Sirius gibi birçok uyduya da uyumlu kanallar yüklü olarak geliyor. Şifre çözebilme özelliğini de bir kez daha hatırlatalım. Kampanyamızda 1,5 dakikanız var. 410 TL'lik bu cihazı ve kumandayı, sadece 69 liralık kargosunu ve vergisini ödeyen tüm izleyenlerimize bedava. 0216-211-01-0. Tekrar ediyorum. 0216 alan koduyla 211-01-0. Çağrı bırakmanız bile yeterli. Bakın, çağrı atıyorsunuz, biz sizi arıyoruz. 0216-211-01-0. Sevgili izleyenler, şimdi bu cihazımızın nasıl montajlandığını, nasıl kurmamız gerektiğini hemen anlatmak istiyorum. Bakın, HD kalitesine görüntü veren bu cihazımızın altın uç kısmını televizyonunuzun SCART bölümüne takıyorsunuz. Ardından elektrik adaptörünün fişini takıyoruz. Çanak antenimizden gelen kabloyu metal boruya takıyoruz. Çanak antenimizden gelen kabloyu da bağladıktan sonra, son olarak kumanda alıcı gözümüzle bağladıktan sonra zaten bu kısım televizyonunuzun arkasında kalıyor. Sadece ön kısım televizyon önüne yapıştırmalı. Burayı söküyorsunuz. Televizyonunuzun önüne, monitörünüzün önüne yapıştırıyorsunuz ve kumandayı elinize alıp ne kadar? Tam 3000 kanal izleme keyfini yaşıyorsunuz sevgili izleyenler. Kampanyamız şu anda 1 dakikadan daha az bir süre kaldı ama ben kendi inisiyatifimi kullanarak 1 dakika daha uzatıyorum. 400 liralık bu cihaza sadece 69 liralık vergisini ve kargosunu ödeyen tüm izleyenlerimize bedava gönderiyoruz. 0216-211-01-0. Uzattığım süreyle birlikte toplam 1,5 dakikamız var diyor yönetmenim. 0216-211-01-0. Yetişkinlere özel cinsel içerikli erotik kanalların şifresini çözüyor. İsterseniz kumandanızdan bunu özel şifreyle kendinize şifreleyebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra ulusal kanaldaki maçlar, belgesel kanalları, sinema kanalları, 3000 tane kanal izliyorsunuz. Yöreninizin televizyonunu izleyebiliyorsunuz ve daha neler neler. Bu cihaz sayesinde öyle güzel bir görüntü geliyor ki ekranınıza, emin olun başka hiçbir televizyondan artık kanalları izlemek istemeyeceksiniz. Sadece bu cihazı kullanmak isteyeceksiniz. 0216-211-01-0. Son yarım dakika, bakın. Çağrı atanları da kabul ediyorum. 400 liralık bu cihaz sizlere 69 liralık kargo ve KDV ödediğiniz takdirde bedava gelecek. Çağrı atıp kapatıyorsunuz. 0216-211-01-0. 0216-211-01-0 diyorum. Bir başka kampanyayla tekrar birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.
Karadeniz ekranlarında tam 7 yıl. Ekranların sevilen yüzü Abdurrahman Uzun, 7. yılında hemşerileriyle bir araya geliyor. Zeynep Başkan, Apulas Lermi, Cengiz Kurtoğlu, İsmail Türüt ve birçok sanatçının sahne alacağı Ekranda 7 Yıl programı 27 Mart Çarşamba akşamı saat 20.30'da Çavuşbaşı kasında. Mavi Karadeniz TV'den canlı olarak yayınlanacak programla ilgili bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için 0216 334 64 38 0537 443 95 35. Merhaba sevgili izleyenler, sağlıklı günler diliyorum öncelikle hepinize. Bugünkü konumuz sağlık ve ağrılardan bahsedeceğim sizlere. Özellikle vücudun dış kısmında bulunan bel ağrısı, boyun ağrısı, romatizmal ağrılar, migrenle gelen baş ağrıları dahil olmak üzere tüm dış fıtık ağrılarınızdan tutun da sırt bölgesindeki tüm dış ağrılarınız, romatizmal ağrılarınız, spora dayalı ve darbeye dayalı tüm dış ağrılarınıza mükemmel derece faydalı olacak bir ağrı kremini sizlere tanıtacağım. Tanıtmakla da yetinmeyeceğim. Bu ağrı kremini şu anda bizleri arayan ilk 400 kişiye, normalde 79 lira olan bu ağrı kremini sizlere ücretsiz olarak bedava göndereceğim. Evet, işte bakın set halindeki kutumuz. Kutunun içerisinde 100 miligram, içinde de 20 miligram, toplam 2 parça ağrı kremimiz var. Hemen onu da göstermek istiyorum. Bakın sevgili izleyenler, iki parça, birisi 100 miligram, birisi de 20 miligram. Orijinali bu şekilde, hani bedava göndereceğiz diye tutup da büyüğünü çıkartıp sadece küçüğünü göndermeyeceğiz. İkisini birden sizlere bedava, ücretsiz gönderiyoruz. Neden? Hemen nedenine geleyim. 79 lira satılan bu ürünü neden bedava gönderiyoruz? Şu anda bizleri izleyen, ağrılar yaşayan insanlara hem bir nebze faydalı olabilmek için hem de bu ağrı kremini kullandıkları andan itibaren, evet bu ağrı kremi işe yarıyormuş deyip daha sonra bizden yeniden ücretli olarak alsınlar diye. Çünkü önden hani bir garanti veriyoruz. Al bak, kullan, dene, eğer işe yarıyorsa almaya devam et diyeceğiz. İşte o yüzden şu anda ilk arayan 400 kişi için ben kampanya numaramızı hemen söylemek istiyorum. 0212 alan koduyla 955-09-19. Evet, ekrandaki numarayı 0212 alan koduyla 955-09-19 numaralı telefonu hemen arayan, hatta çağrı atan 400 izleyicimize 79 liralık bu mükemmel ağrı kremi bedava. Bu ürünü aldığınız zaman ağrıyan bölgenize masaj yaparak sadece 2 dakika yedirmeniz yeterli. Yani 2 dakika boyunca ağrıyan bölgeye sürüyorsunuz, masaj yapıyorsunuz, 2 dakika boyunca tamamen, işte örnek veriyorum, benim şu an yaptığım gibi elimdeki ağrıyı düşünün, elinde bir ağrı olduğunu düşünün. Masaj yaparak kremi yediriyorum, 2 dakika sonra bekliyorum ve 3. dakikada ağrının geçtiğini hissediyorsunuz. Bir serinlik, bir ferahlık, ardından ağrı yok, sızı yok. Hangi ağrılar? Migrenle gelen baş ağrısı, boyun ağrısı, omuz ağrıları, sırt ağrıları, fıtık ağrıları, bel ağrıları, romatizmal ağrılar, kireçlenmeye dayalı ağrılar, ayakta durmaktan dolayı oluşan ağrılar, tır şoförleri, kamyon şoförleri, bilgisayar başında çalışanlar, atölyede çalışanlar. Hepiniz için bu mükemmel ağrı kremini şu anda ücretsiz yaptım ve 250 kişi, maşallahınız var, 250 kişi bizlere ulaşmış, yönetmenimden aldığım bilgi bu. 150 kişi için kampanyamız devam ediyor. Ne yapmanız gerekiyor? Hemen bize bir çağrı bile atmanız yeterli. 0212 alan koduyla 955-09-19. Ekran altında zaten numarayı görüyorsunuz. 0212 alan koduyla 955-09-19 numaralı telefonumuzu hemen aramanız veya çağrı atmanız yeterli olacak. Bakın, tamamen bitkisel, hiçbir yan etkisi olmayan, nanoteknolojiyle sadece bitki özlerinden üretilen bu mükemmel ağrı kremimizin herhangi bir ağrı kokusu yok. Tam tersine ferahlatıcı ve güzel bir kokuya sahip. Bakın gördüğünüz gibi
bembeyaz bir rengi var. Açıyorsunuz, hisler gibi kokuyor gerçekten. Ağrıyan bölgeniz, eğer belinizde, boynunuza veya işte elinizin ulaşamayacağı bir bölgede ağrınız varsa başka birinin desteğiyle masaj yaparak sadece 2 dakika sürüp bırakıyorsunuz. Ve tekrar söylüyorum, bu kremi aldınız, ağrılarınız hafifledi, ağrılarınız geçti, memnun kaldınız. Sizden şunu rica ediyorum, çevrenizde ağrısı olan insanlara muhakkak önerin. Evet, son 100 kişi, hala kampanyaya girme şansınız var. Son 100 kişiye, hatta bizleri arayan, bizlere çağrı atan 100 kişiye ücretsiz, yani bedava olarak gönderiyoruz sevgili izleyenler. Tek yapmanız gereken ekranın altındaki numarayı aramak veya çağrı atmak. 0212 alan koduyla 955-09-19 numaralı telefonu arıyorsunuz veya çağrı atıyorsunuz. Son 20 kişi. Son 20 kişi için kampanyamız devam ediyor diyorum ve şu anda bedava alacak olan kişiler de bu ürünümüzü bizden alıp size getiren bir kargo firması var. O kargo firması bizden alıp size ulaştırdığı için küçük bir kargo bedelinde sizden tahsil edecek. Kargo parası bize gelmiyor. Bunu da bilgisini vermiş olalım. Kargo parası karşılığı ürünümüz size ücretsiz olarak gelecek. Ağrısız, sızısız, sağlık dolu günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Yazımsın, bastım seni bağrıma. Baharımsın, yazımsın, bastım seni bağrıma. Aklımdan çıkmıyorsun, girdin rüyalarıma. Aklımdan çıkmıyorsun, girdin rüyalarıma. Kimseye muhtaç etmem, dön bakarım sevdama. Kırak nasıl vururum, tartıl benim dünyama. Kimseye muhtaç etmem, dön bakarım sevdama. Kırak nasıl vururum, tartıl benim dünyama. Gecem sabah olmuyor, sensiz güneş doğmuyor. Gecem sabah olmuyor, sensiz güneş doğmuyor. Gurur yapma kız bana, hayat sensiz olmuyor. Gurur yapma kız bana, hayat sensiz olmuyor. Kimseye muhtaç etmem, dön bakarım sevdama. Kırak nasıl vururum, tartıl benim dünyama. Kimseye muhtaç etmem, dön bakarım sevdama. Kırak nasıl vururum, tartıl benim dünyama. Neşe kaynağım, ayım, güneşim sensin. Benim neşe kaynağım, ayım, güneşim sensin. İçimde yanan ateş, inan sevdiğim sensin. İçimde yanan ateş, inan sevdiğim sensin. Kimseye muhtaç etmem, ben bakarım sevdiğim.
adama bırak nasıl gururu. Katıl benim rüyama, kimseye muhtaç etmem. Ben bakarım sevdama, bırak nasıl gururu. Katıl benim rüyama. Hiç oturma, buradan konuşalım. Vallahi oraya bakalım. Bu Türkçe'yi okuyacaksın aklıma bir şey geldi. Cezdin ya böyle. Cezdin ya böyle falan. Acı kulak vur bak. Yok. La biliyor musun, yaylaya gittik daha. Yuvarlanma şeyini. Sait dedi ki burada dedi adet şudur. Ben salarken yere yatıyorum, çalıyorum, yuvarlanıyorum. Ferhatlansın da abi dedi, taklatıp yuvarlanıyorsun. Ben yuvarlanmadım. Ayakkabılar şimdi Ferhat. Şimdi ben eskiden karate marate sarışmışım. Ferhat şimdi içine dolup yuvarlanamıyor. Tamam mı? Ben atlarım atlarım ayakkabım. Bir şey ayakkabını var. Birimi tarafı. Çıktı ayağından. Ödü seyirci de var. Ya birinin... Kadir kaçın ben ne aşağı. Şimdi o otçu gelirken her köy bir taraftan aşağı gelir. Böyle bir rampadan aşağı iner yani. Kadirga dedi zaten bir yamanın belinde dedi adam şeyi de boşuna deme. Böyle bir yamaçtan aşağı inilir. O da oynuyor oynuyor zıplıyor zıplıyor. Said'in filmleri vardır öyle yatar yuvarlanır falan. Mehmet abi de uyudu ona göçün. Ben aşağı ayakkabı bir tarafa kendimi bir tarafa. Ya biz şimdi tabii 10. gibi yapamayız yani kalas gibi. Ben yapamıyorum. Şimdi ben... Ben denemedim zaten. Ben kalas Ferhat benden kalas. Abi. Ben 50 sen 25. Hareketli bir hareket edeceksin. Evet, bu bölümde hareket yapalım. Çünkü Nafi'nin kız kardeşine yazdığı türkü... O ağlattı beni valla. O mavi gözlü Kübra mıydı? Ağlatmayalım millet. Bak aklımda kaldı bak. Kaç mavi gözlü Kübra'nın dediği anı. Şu anda oldu 14. Heh. Orada harbiden doldum yani. Harbiden doldum orada evet. Böyle. Ben bakarım. Senin şeyi hatırlıyor musun abi? Bir dönem önce Vakfı Gebir Belediye Başkanı vardı. İki dönem önce Yunus Arzı Mola. Ne demek? Şeyde Mehmet abi orada düğün salonunda annem türküsü vardı. Söylüyor ya benim öğretmenim büyüyor Yunus Arzı. Ya nasıl ağlıyor o da... annesi büyüttüydü onları. Yaradı rahmet oluyordu. Bilmiyorum anneler, ne ağlamaydı arkadaş evet, ya. Anneler başka. Annelerin elini öpüyorum buradan bütün annelerin. Buyur. Saygılar sunuyorum. Azabel kendi çaldığıma bu yalan dünyaya. Azabel kendi çaldığıma bu yalan dünyaya. Ben 50 sen 25 sözlerin ateş ateş. Ben 50 sen 25 sözlerin ateş ateş. Seni görene kadar almadı bana güneş. Almadı bana güneş doğmadı bana güneş. Almadı bana güneş doğmadı bana güneş. Alanlarım var.
aklım bu kızlar çiriyi içi alanlarıma. Ben 55 sözlerin ateş ateş. Ben 25 sözlerin ateş ateş. Seni gören ne kadar almadı bana güneş. Almadı bana güneş, doğmadı bana güneş. Almadı bana güneş, doğmadı bana güneş. Sen aşağıda ya sen çıksan yukarı. Ya ben insem aşağıda ya sen çıksan yukarı. Ben 50 sen 25 sözlerin ateş ateş. Ben 50 sen 25 sözlerin ateş ateş. Seni gören ne kadar almadı bana güneş. Almadı bana güneş, doğmadı bana güneş. Almadı bana güneş, doğmadı bana güneş. Bu korona diyemem. Evet. Lakabını ayarlayayım. Şimdi kalktın ayağa ekran başına. Bu arada Mehmet abi selam kelam varsa, armağan etmek istediğin kimse varsa şunu ayarlayana kadar halledelim. Veyahut da ne yapacaksan daha iyi. Yardım edeyim ne yapayım? Selam yolla. Yok. Varsa şey yap. Benim selam göndermek istediğim çok değerli bir hocam var. Hocamdır. Buradan sevgili İtris hocama, İtris Çolak kardeşime selam olsun. Beni 40 yaşından sonra hizaya getirdi. Allah ondan razı olsun. Hocam benim. Evet. O zaman bir ağlama, bir kuple hora. Ama harbi yolamazsın ya. Harbi ha. Ondan o korona gibi. Hani haşesi ya. Ben bundan da... Tekno 175 hocam tekno.
demedim mi? Alma havu deliği, kısa onu alın mı? Yaşı bu diyeliği, kısa demedim mi? Alma havu deliği, insan onu alın mı? Yaşı bu diyeliği, taktım 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 bozma. Boynuna sarılayım. Sardalın ne belini, acam şanlı kuşağı. Kurban olsun yoluna, mulaganın uşağı. Sarı cihaz neden dur, sarı dene geden dur. Ellere güneş vurur bizi ancak. Sarı cihaz neden dur, sarı dene geden dur. Vurur ellere güneş bize bulut neden dur. Şimdi yaylar. Bakın bakın duydun mu? Kemençemin nesine hardım aka bakladım. Çırdım yarın koynuna duymadım sabahladım. Karadeniz üstünde bak dumanlar dumanla. Ne oldurursunuz? Kalksanıza horana. İki yanım bir olsun, tera sacım bir tane. İki yanım bir olsun, al güzel gözlere. Maşkali kurban olsun, maşkaliyim maşkali. Yayla başı düzünden, meslebetin demedim kemençemin yüzünden. Senin güzelliklerin de açtı içime yana. Kandırdın beni durdun da olsun başıma bela. Kandırdın beni durdun oldun başıma bela. Kapısının önünde akayı bir sucu var. Kötü hastalıklara kodun beni kucu var.
kadırga kadırga kelmedim hiç uma. Senin kız yalanların oy oy güzelim de dikenmedim mi daha da dikenmedim mi daha. Kız senin yalanların dikenmedim mi daha. Çifte düdükler aldım kadırgada çalacağım. Vermeyi seninden kaçırıp da alacağım. Verdiğin şeyleri yarım güzellik yarım. Keseyim mi abeyi sonra devam ederim. Verdiğin şeyleri yarım güzellik yarım. Verdim şekerleri, yarım güzellim yeri. Keseyirim muşakla, sonra devam ederim. Sevgi işte. Sağ olun abi. Ne yapayım, Allah razı olsun. Sağ olasın. Eline koluna sağlık. Oradan bir şey, oğlum çok türedin ha. Al Şahin'den de vur. Ya Ferhat. Bu adam aynı yerden aşağı şey taşıdı, peynir ya. Abi bugün ne yapıyor, tarafa götürdü bizi. Bu arada deminden beri bakıyorum. Belki ilginizi çekmiş olabilir. Evet. Mehmet abi de baktı. Çok harika. Şimdi yani. Çok güzel bir... Kültür Sanat Dergisi geldi elime. Vallahi harika bir şey. Benim abim Metin Kalaycı'nın fotoğraflarında Best of Karadeniz adı altında. Vakfı Kebir. Ne Karadeniz'i ya. Best of Vakfı Kebir. Bu dergiyi nereden edinebileceğinizi ben şu anda ne diyebilirim? Metin Kalaycı belki sosyal paylaşım sitesinden girip temin edebilirsiniz. Bir bakayım belki ulaşabileceğiniz bir yerler olabilir diye bakıyorum. Şu anda göremiyorum ama çok merak edenler için gerçekten Vakfı Kebir'de Metin Kalaycı... sosyal paylaşım sitesinden en azından benim abimdir. Ulaşabilirsiniz diyorum. Çok da güzel Vakfı Kebir'in eski resimleri, yeni resimleri manyak bir şey çıkmış ortaya. Temin etmenizi isterim yani. Ferhat sana bir şey söyleyeyim mi? Bak çok değerlileri görmüş. Yani bu tür hazırlanan. Abi içine baktım. Çim hazırlamışsa yani çim o düşünceyi yansıtmışsa oraya. Evet. Çok teşekkür ediyorum abi. Evet çok güzel. Yani bayağı sanat sergilemiş orada. Gerçekten güzel bir dergi oldu. Anladın mı abi? Yani bak gibinin ta işte böyle. Resimlere bak şimdi Nafi göreceksin. Bir ara bak. Resimlere bak yani. Hani ha şimdi bakalım Namahmet Bey'in bağ ya. Yok başka bakıyor. Geçen Mehmet abi program konuğum şeydi. Ahmet Aydın geldi Neşet abinin kardeşi. O gün pek deşemedim onu yani Neşet abinin şeylerinden de. Bu kendi annesinden olan bir hikayeyi anlattı. Geçen dedi Ramazan'da köydeydim. İftara dedi bir pilav yaptım. Yapmış. Pilav. O mu yapmış? Ahmet yapmış pilavı. Bir tane de şey herhalde Artuk Neşet abinin oğlu. Bizim rahmetli halamın pilavı gibi yani. He. Sormuş yeğenine ki demiş pilav nasıl oldu demiş. Yeğen de demiş ki amca tam istediğim gibi çok güzel eline sağlık demiş. Ahmet'in de annesi 106 yaşında şu anda sağ Allah uzun ömür versin. Oo maşallah. Demiş annesine ki anne demiş pilav nasıl oldu? Demiş ya. Ha pirinçler demiş poşette daha yumuşak. Poşette daha yumuşak demiş. Karakol da sert yaptı pilav ki Ahmet'cim öpüyorum seni. Ya bizim şimdi bu pilav üstüne temsilde mi bizim Muhammed birader bir şey halamda misafir olmuşlar. Daimin oğlu da var. Temize kalmışlar ama tabii makarna ve pilav tabii halam rahmetli yapıyor. O zamanlar biliyorsun yani çok da öyle şey değil yoksulluk var falan. Yani. Makarna ve pilav 4-5 gün temzitte onu yemişler. Vaktice Muhammed kalkmış. Gece bakmaya kaldırıyorlar ya. Temzit pilavı da. Allah rahmet eylesin. Evet halam çok müthiş bir insandı. Demiş ki Muhammed ona tabii Ömer bir şey diyemiyor. Ömer miydi sen lan? Ömer bir şey diyemiyor. Şimdi bu demiş ki ya hala demiş 5 akşamdan beri pilav yiyorduk. Yani bunun şeysi yok mu? Temzit pilavı harbi yerini buldu yani. Evet. Demiş ki böyle etmiş. Değil mi? Seni horoz kudukli. Horoz kudukli. Abi şey yapalım. Ne yapacağım? Söyleyeceğim bir şey var mı? Müziğe de şey yapalım. Hem sohbet hem... Sohbet ederim. Sor bir şey. Nerede? Ben de bir gün gittim. Evet düğünden Mehmet abi. Tabii Halil'e biz düğüne çıktığımız ama kemenceyi de çoğunlukla kendimiz çalardık. Allah çalardı. Estağfurullah abi. Estağfurullah abi. Siz de buralım. Akıyor da onu sabırlar. Allah razı olsun. Şey mi? Makyaj mı orada abi? Makyajın akmış biraz. Şimdi yaptım düğünü gittim eve. Saat gece 1-2. Çabuk çocuğu kaldırmak istemem ben hani. Baktım ki orada bir de o zaman da sigarayı bırakmışım. 103 kiloyum böyle balon gibiyim. Şişmişim hani lemsa iniyor gibi. Baktım ki he ben doğru diyorum da. Lemsa iniyor diyeyim. He. Bu sefer baktım ki bir tencere şey böyle. Lahana sarması. Eşeden de öyle. Baktım ki ayran da var. Ekmek de ev ekmeği yapılmış bak şimdi. Ben 4 nüfusum. 1, 2, 3, 4. Bir daha eşim 5. Eşi denilen ilahe illa da yani. Bu sefer bunları yedim abi. Bir tencere şey yedim. Sarma. Bir tencere sarmayı yedim. Gene usulden 4 tane bıraktım onlara. Tencerenin kabağını koydum. Kodum onu gene buzdolabına.
Hepsi yemiş ol. Vallahi diyorum sana ya. Biraz sonra kalkacak o neyse. Bak şimdi. Onu da o gün, affedersiniz hanım, şey yaptı. O günün yemeği. Sabahtan tabii yemek yapacak. Onu diye dolu olarak kaldırmak istedim. Tak geldi elime. Allah. Peki de vuruyor buzdolabı. Bak şimdi tak. Ha bunları kim yedi dedi. Sen akşamdan kimden geldin dedi. Dedim hanım ben eve gelsem bir lan diyeceğim sana misafir var. Bak. E kim yedi ya bunları? Dedim ki beğen. Benim büyük uşak da şaştı. 21 yaşında oğlum var. Selam olsun. Dedi ki oha baba. Uşak şaştı. Hani benim dedi ya. O dedim o. Dedi baba ben şaştım ama yani yuh dedi yani ağları nasıl? Öyle oğlum, bir efendim bir numaralı şarkı. Bendeniz'de bir gemi özellikle istediler. Zamanımız arttığı için öyle reklamı koyduk bir araya. Çok güzeldi oldu. Tabii yine duruma göre. Bendeniz'de bir gemi deyip Nur Yakuboğlu'nun güzel bir eseri var. Onu da Füsun Hanım armağanları gönderelim. Hadi bakalım. Tamam o, bekliyoruz. O zamanlarda böyle o insanlar evet. O insanlar yok şimdi. Tabii. Yok yok yani. Ne gidiyorsun baka? Yok o eşler. Emeceğim dedim vurma. Eser. Kırak diyelim sağ. Olmuştur herhalde değil mi? Mecbur çünkü. Hadi bakalım. Ellerinde zaman geçer mi acaba? Bizi perişan etti hayvana kalasın şan. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Nasıl da hatırladım kapıdaki çeşmeyi. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Hasret yaktı bağrımı, gurbet bana arattı dumanlı dağlarımı. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak,
rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi. Bravo. Sağ olun. Ağzına sağlık dostum. Kimin bu? İlknur Yakuboğlu. Güzel Türkçe. Ya, onda neler var bir dinle. İlknur kardeşimize selam olsun. Aha, çok selam olsun. Güzel Türkçe. Ondan önce Orhan Havas'ta Muhammed Sarı ile Ağa Sarlı bizim Şenol'un. Muhammed Sarı'ya da selam olsun. Abi kal. Abi güzel Türkçe yani. Kal abi. Kal abi. Abi şu abi soru soracağım. Deminden beri burada terden patladı. Diyelim ki aklıma bir şey geldi yani. Ya Nafiz'im. Ha buyur abi. Şimdi Sanlı söylemeyi çok tercih ediyorsun ve sana da yakışıyor. Evet. Bunu hep niye böyle yapıyorsun? Yani şimdi bu... Mehmet abi benim bu konularda yaram derindir. Eğer benim yaraya parmak vuruşam ben yarım. Şimdi abi. Merak ettim yani. Şimdi 75 tane rüdük ya bu 45 tane mesela. 75 rüdük ya pir sütük ya orasını veriyoruz. Aha mevzu bu. Aha Çanlı yayın. Mevzu bu. Değil mi? Çanlı'yı okuyacaksın. Yeminleri mesh edeceksin değil mi? Değil mi? Şimdi, değil mi? Ama sen bunu başarıyorsun. Güzel yani. Çanlı'yı okumak lazım. Değil mi? Çanlı okuyor. Beceren okuyor. Ne yapıyor? Herkesin harcı değil ki o iş. Beceren okuyor. Herkesin harcı değil diyor Ferhat Bey. Tabii. Okuyacak da nasıl yani okuyacak? Yani değilsin ki hayvanlar aleminde... Onlar ne o şey? Şimdi aslan vardır. Avi yakalar. Aslan yer, payını alır, yer yudar, artıklar alır, sırtlanlar. Onlar mı değilsin onlar? Ha onu bilemem. Mehmet abi. Onu bilemem. Şimdi şöyle yapalım abi. Vedamızda... Mehmet abi. Vedamızı gerçekleştirelim. Ha tamam. Canlı canlı hep beraber hareketli bir şeyler yapalım. Tamam. Hayır, bu arada tamam. Nereden isterse onu tamam. Koparsın da o kesinlikle. Zaman şey... Böyle işte hani Mr. Türk gibi bir şey tamam, başlayalım bir yerde. Tamam şurayı da ayarlayayım. Son sözlerinizi burada duygularınızı alayım ona göre ya, türküden girelim. Güzel her şey. Senin programda olmak güzeldi. Ekran başında bizi izleyen değerli konuklara, seyircilere, evinde, iş yerinde, neredeyse onlara en güzel sevgimizi, saygımızı gönderiyoruz. Arkadaşlarım ve ben Mavi Karadeniz adına, çalışanları adına. Bugün güzel bir şey oldu. İyiydi. Güzel geldi. Sevilmesini ve sevmesini bilen herkese selam olsun. Evet ne yapacağım? Ahmet de geldi bu arada. Geldi Ahmet abi. Yani çay getirdi. Ahmet abim 3 yıl benim burada kahrimi çekti. Çok değerli bir kameramandır. Öpüyorum onu. Yenge hanımı da. Yenge hanıma da saygılar. Bizim de kahrimizi çektiler Buduk ablayla ama şimdi kahrımızı çekmeye başlayan genç bir uşaklar var burada bak. Volkan mı? Evet Volkan. Evet çok delikanlı bir çocuk. Volkan Yılmaz. Ne diyeyim Ferhat Bey senin programında olmak bana bir şeref verdi. Ben de şeref duydum. Hela abilerin abisi Mehmet Akyıldız da programında onunla beraber olmak daha büyük bir şeref verdi. Yine sağ ol. Allah bozmasın tamam. Bu keyfini bu güzelliğini zaten kalbinin güzelliği yüzüne vurdu. Programında senin gibi ışıl ışıl. Allah razı olsun. Temennisini Allah'tan diliyorum. Sayenizde İzleyenlere de selam olsun saygılar sunuyorum. Evet haftaya şöyle bir şey enteresan bir durum var. Hafta sonları canlı yayın zamanları olduğu için benim de program saatim. Tam o yayınlara denk geliyor. Şimdi iki hafta üst üste programlar benim olmuyor. Şimdi yönetim kurulu başkanımız Fuat Bey ile görüştüm. Saatleri de kaydırma yapacağız. Ben onu size bildireceğim. Veyahut da oradan geçeriz. Veya sosyal paylaşım sitesinden haber veririm. Tekrar buluşmaya buluşana dek diyorum. Unutmayın sahip olduğunuz her şeyi kiralık. Çünkü hiçbir şeyi yanımızda götüremiyoruz. Dünya malı için kimsenin kalbini kırmaya değmez diyorum. Tekrar görüşene dek Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Buyurun. Horon yapacağız horonu. Tabii Üsküdar Sedir Kafe'deyim perşembe akşamı diyelim onu. Bağışlayın soramadım onu size. Hadi bakalım. Nazarımız ya kız iki bir olsun. Yasın bana.
parmacığımı baksana kana kana, parmacığımı yazdım baksana kana kana. Yazıkları yasaydım yazardım seni bana, yazıkları yasaydım yazardım seni bana. Anam kurdu sineği odunu da yiyelim, anam kurdu sineği da odunu da yiyelim. Haydasanız kardeşim da hep beraber diyelim, haydi Mehmet abiyi, haydi Ferhat kardeşim da hep beraber diyelim. Yıkın hop 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 hop. Kendini bu yana. Bu yana